Herkese merhabalar. Geçen hafta Buse ile birlikte açtığımız 4 pet yumurtasının içinden çıkan bu kedi kumunu incelememiştik, açmamıştık arkadaşlar. Unuttunuz mu? Evet, yorumlarda rastlayamadım. Şu kocaman dev Big LOL topun içinden çıkan charm fizleri unutmamışsınız. Onu yorumlara yazıyorsunuz da bu kediciğimin kumunu neden yazmadınız arkadaşlar? Siz belki unuttunuz ama ben unutmadım arkadaşlar. Evet, bugün günlerden cumartesi. İşte bu kumu bugüne saklamıştım. Hatırlıyorsanız salı günü Amerika alışverişinden bir koli geldi. İçinden muhteşem güzel LOL kumaşları ve bir tane de LOL pet çıktı. İşte o LOL pet'i açtık ama kedi kumunu incelemedik. İçinde ne olduğunu biliyoruz ama videonun süresini çok fazla uzatmamak için ikiye bölmüştüm. Ve arkadaşlar itiraf ediyorum. Hani LOL pet'i çok seviyoruz ya, sık sık görmek istiyoruz ya. Salı gününe kadar nasıl bekleyeceğiz? Evet, salı günü yine Amerika'dan yeni bir koli gelecek. İçinden bakalım, söylemeyeceğim neler çıkacak bakalım bu sefer. Hadi tahminlerinizi bekliyorum. Barbie mi var? LOL'ler mi var? Başka ne olabilir arkadaşlar? Hadi bakalım yorumlara yazın. Kendime muhteşem güzel bir yılbaşı alışverişi yaptım arkadaşlar. Ben muhteşem güzel diyorum da bakalım sizler beğenecek misiniz? Harika sürprizlerim var sizlere. Salı günü olmaz arkadaşlar çünkü salı günü yılbaşı partisi var. O gün evde olmayacağım için muhtemelen kargoyu Ceylin, Poyraz ve babası alacak. Umarım ben gelene kadar paketimin başına bir şey gelmez arkadaşlar. Ama çarşamba günü ya da ben o gece gelir gelmez videoyu sizlerle hazırlamış ve çarşamba gününe bu sürpriz alışverişimi sizlerle paylaşmış olurum. Tamam, artık lafı daha fazla uzatmıyorum ve artık kumumuzu açıyorum ama açmadan önce... İlla ki uzatırım arkadaşlar. Hiç şaşmaz. Siz bana inanmayın. Lafı uzatırım. Uzattıkça uzatırım arkadaşlar. Ama bakın bu sefer ne için uzatıyorum? Arkadaşlarımın isimlerini hatırlıyor musunuz? Recebiye, Crystal Bunny. Bunny'cim ne oldun ya? En değerli bebeksin hem de sen. Bunun ismi neydi Buse'cim? Süper BB Cat. Evet. Miydi? Süper. Evet. Ha, Süper Cat. BB'si yok yani. Süper BB bebeğimizdeydi. Kedimizde sadece Süper Kitty Cat. Evet. Doğru mu? Evet, hatırladım arkadaşlar. Evet, gerçekten katalog falan yok yanımda. Ama ben bu hayvancıklarımı o kadar çok seviyorum ki aslında siz istediniz diye almıştım. Buzacığım doğru mu? Doğru. Almak istememiştim hiç ama sizler o kadar ısrarla istediniz ki yorumlara yazmışsınız. Hatta ben bu peslerin çıktığından haberdar bile değildim. Sizler sayesinde öğrendim. Siz istediniz, ben aldım ama artık kendimi tutamıyorum. Biliyorsunuz her salı Amerika'dan koli geliyor. Bunlar benim hafta içi istediklerim. Bir haftayı bulmadan hemen bana gönderiyorlar. Sağ olsunlar. Amerikanalışveriş.com'u buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bu sefer yine sizler için pets istedim arkadaşlar. Evet, bakın söyleyiverdim. Salı günü gelecek kolinin içinde pets de var. Ama diğerlerini söylemeyeceğim. Asla söylemezsiniz bana. Arkadaşlarım tam ısrar etmeyin. Hayır, söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Tamam, ısrar etmeyin. Tamam söylemeyeceğim. Yani söylesem mi acaba? Söylemiyorum. Evet Buse'cim, bu sefer çenemi sıkı tutacağım ve söylemeyeceğim. Evet, şu LOL petsimizin kumunu bir açalım. Hangi renkten? Yut, açma, tahmin et. Hangi renkten? Kumumuz mu? Yeşil evet. Gibi geliyor bana. Bakın bu poşeti tekrar elime aldım. Şurada cırtlanmamış bir tarafımız kaldı. Olmaz. Oh be, nasıl rahatladım. Evet Buse'cim, senin tahmin nedir? Bence yeşil. Of, bence mor. Ay sanki beyaz, pembe. Hadi açıyorum. Yeşil, yeşil, yeşil. Mor var. Oh, pembeymiş. Söylemiştin ama. Tebrik ederim. Evet, küreğimiz nerede? Süper Kitty Cat'in küreği nerede? Kayboldu diye bu sablanız içeri aramaya gitti ama o gelene kadar ben buldum ve oynamaya başlıyorum. Ay Buse'cim, geldin mi ya? Ya başladın mı oynamaya? Başladım bile ya. Çok... Ay bu sefer çok güzel rengi. Güzel benziyor. Ay, hemen de pabuçlarımızı bulduk yani. Birazcık arasaydık ya. Buse'cim ya, bu sanki donmuş. Yani böyle buzlu bir dondurma gibi. Evet, çok güzel ya. Yiyesim geliyor. Şu meybuzlar gibi. Evet, gerçekten şu kumu yiyesim geliyor ama Allah korusun. Sakın Buse'cim. Aa, bu sefer güzel. Ayakkabılarımızın içine bir şey giydirmişler. Bak ne kadar kolay çıktı. Bak, evet. Diğerlerinin içinde var mıydı? Yoktu değil mi? Yoktu anneciğim. Bak ne kadar güzel. Evet, yıkamıştık. Kürdanı temizlemiştik. Ve ayakkabılarımızı bakalım. Hepsi aynı renkte mi? 4 tane çıkacak. Evet, yine aynı renkte çıktı. Bakalım diğeri. Üçüncü pabucumuz ne renk olacak? Yalnız çok akıllıca. Neden bunun çok diğerini güzel, yapmışlar? Çok güzel, evet. Hiç anlamadım yani. Ve bunlarla da içini doldurup böyle... Oo, çıkartamadım. Bundan kale yapacaktım, aynen. Evet. Evet, diğer ayakkabılarımız da burada. Buse'cim aynı renk, bir tahmin et bakalım. Aynı renk değil. Hadi bakalım. Pembe, çıkart. Ben sarı olduğunu düşünüyorum bunların. Keşke. Keşke ama hayır. Buse'cim dördü de aynı renkte. Olmuyor böyle ama ya. Boyarız. Evet, boyuyorum değiştiririz. Anne. Glitter yapalım. İki tane mor, iki tane ne olsun? Pembe. Pembe olarak kalsın diyorsun. Pembeyle ne alakası varsa yani, bebeğimin üzerinde pembe sadece bir saç bari. Saç rengi gibi olsun. Mor, pembe. Tamam. Pembe ayakkabılar hadi kalsın. O zaman. Buse'cim, oje istiyorum senden. En kolay yöntem ojeyle boyamaktır, evet. Çok çabuk kuruyor ve renkler güzel parlıyor. Şimdi akrilik boyayla boyasam parlamayacak. Bir de cila sürmek zorunda kalacağım. Hayır. Oje en güzeli. Arkadaşlar, oje sürmeye kendin yap videolarından sonra başladım. Neden mi? Önceden çok fazla oje kullanmazdım. Çok sevmezdim. Ancak böyle özel günlerde falan. Sonra kendin yap videoları için
Bebeklerimin tırnaklarını boyamak için ya da kendi yap eşyalarını boyamak için ojeler almaya başladım rengarenk. Almışken de sürüverdim. Sürdükten sonra sizler de çok beğendiniz. Ve artık şu anda tam bir oje manyağı durumdayım arkadaşlar. Ve herhalde şu anda 822.987 tane ojem falan vardır. Anneciğim virgülü virgülle doğru. Evet, çok fazla oje alıyorum çünkü oje almaya doyamıyorum. Ben de diyorum ki yani bazen moralim bozuk olduğu zaman, değişik yapmak istediğim zaman kendimde önce ojelerden başlıyorum. En ucuz mutluluk diyorum ben bunlara. Evet, beni tanıyan arkadaşlarım bilirler. En ucuz mut... Ay, getirdin mi ya? Bebeğimin patilerini bir giydirseydim ya, bir şövalyeyle bir deneseydik belki de beğeneceğiz. Evet, patilerimize, pabuçlarımızı giydik. Şunu giymemiş misin? Evet, giymiş. Arkadaşlar, oldu mu? Bence olmadı. Evet, bu senin getirdiği ojeyle hemen pabuçlarımızı boyayacağım. Şu önlerini, şu beyaz yerleri boyamayalım değil mi? Evet. Hem de kediciğimin ayağındayken boyayacağım, çıkarmayacağım. Ay, pabuçlarımız çok güzel olacak. Buse'cim harikaymış. Koş koş koş. Nasıl oldu? Altı pembe olduğu için gayet güzel görünüyor. Tabii kurumasını bekleyeceğiz. Çok dikkatli boyamak lazım çünkü çok minik. Acaba onun ablası olan Süper BB'nin çizmelerinden bir tanesini de mi mora boyasam? Ojenin bulaştığı yerleri şöyle silelim ama silemiyorum. Ha, sildim. Sence nasıl oldu bence? Ben beğendim. Muhteşem. Muhteşem, çok güzel. Ama bak, her yeri boyuyoruz. Sakarlığım üzerimde Buse'cim. Ayakkabılarını birbirine çarptırmamak lazım herhalde. Kuruyana kadar, evet. Kuruduktan sonra sorun olmaz. Şimdi bir şey daha yapacağım Buse'cim, bak göreceksin. Pabuçlar kururken birazcık da kumumuz oynayalım. Seni bu kadar süslemek yeter BB. BB neydi? Süper BB Cat. Bir dakika, ben bakacağım anneciğim kasaba. Bak bakalım. Yanıldığımı düşünüyorsun değil mi? Hadi bakalım. Evet, kumumuz nasılmış? Kumumuz açıkta kalınca hemen kurumaya başlıyor. Bakalım oynayınca eski halini alacak mı? Evet, kumumuz çok güzel, bozulmadı. Arkadaşlar, ister misiniz bundan da bir slime yapayım, rengi çok güzelmiş. Yani ben bunu gözüme kestirdim. Yap derseniz ben bununla bir slime yaparım. Ama ondan önce başka bir işim var benim arkadaşlar. Evet, hatırlıyorsanız ilk açtığım Lörpes yumurtasının içinden çıkan bu oyun kumunu ben çarmfil zannedip suyla, işte hatta sodayla falan birleştirmiştim. İçinden aksesuarların bu şekilde patlatarak çıkaracağımızı falan düşünmüştük Buse'yle birlikte. İkimiz de ancak videonun sonuna doğru, yani işten geçtikten sonra fark ettik biz bunun kum olduğunu. O yüzden bizim Kristal Bunny'mizin kumu yok. Evet, o oyun kumsuz kaldı. Onun oyun kumuyla, yani şu mahvettiğimiz oyun kumuyla harika bir slime yapmıştım. Öncelikle onun kutusu boş kaldı, evet. Ona bir oyun kumu yapacağım. Bir kum arıyorum. Kum bulabilirsem arkadaşlar. Kedi kumuyla olur mu acaba? Daha önce bir kendi yap kedi kumu denemem olmuştu. Evet, Barbie'lerle birlikte yapmıştık. Rengarenkti, çok güzeldi. Ama bu sefer o kumdan kullanmak istemiyorum zaten. Kumun kendisi renkli kumdu. Hani ben kumumu da kendim renklendireyim istiyorum arkadaşlar. Bir kum arayışındayım. Bulduğum zaman, yani kolay bulunabilir bir şey olsun istiyorum. Hepimiz evimizde kolaylıkla yapabileceğimiz bir kinetik kum olsun istiyorum. Evet, bir sürü şey istiyorum arkadaşlar. Evet, kumu bulduğum zaman evet yapacağım. Kristal Bunny'cim, yapacağım ben senin. İşte bu, kabımız da bu. Bu kabını ben kumla dolduracağım. Hatta fazla fazla yapacağım. Bütün arkadaşlarımız kullanacaklar. Boş kaldı arkadaşlar. Glitter kabımız boş kaldı ya. Çok güzeldi. Simliydi. Evet, simli bir kum yapalım değil mi? Anne evet, bir de simli aynısı kumu olsun. Yaptık. Aratmasın. Rengini beğenmemiştim. Yeşildi. Yeşil evet, olmasın. Başka bir renk olsun. Çok güzel pembe yapalım Buse'cim. Hayır, bence saçları gibi yapalım. Ooo, muhteşemsin. Ya. Harika. Çünkü o renklerde hologram simlerim var. Hologram simli. Harika bir kum yapacağım sana. Kime? Tabii ki Kristal Bunny'ye. Yalnız Süper Cat neymiş isim Buse'cim? Süper Cat'i. Ooo, yaklaşmışız. Bir de Crystal Bunny, Recebiye'nin isimde Royal Kitty Cat. Evet. Recebiye neredesin? Recebiye mi saklamışsınız buraya? Aa, gölgede kalmayacaksın. Her zaman ön planda olacaksın Recebiye. Recebiye. Evcil hayvanlar arasında en beğendiğin kim Buse'cim? Hangisi? Ya şu Crystal bana çok bebeği anımsatıyor ya. Ne? Çok bebek değil mi? Kulaklarını kes, bebek bu. Evet, bebek. Bebek yüzü gibi. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Kurudu mu bakayım paticiklerin? Aa, kurumuş Buse. Bitti. Evet, kinetik kumumuz da harikaymış. Buse'cim ya, bir şey söyleyeceğim. Buse'm ne olur bana kızma. Bana çok minnacık bir tutkal bulabilir misin? Hayır. Hemen şuradan ne olur. Şu kadarcıkla deneyeceğim. Hayır. Şu kadarcıkla. Hayır. Buse ne olur Buse, lütfen Buse. Deneyeceğim ya, yoksa içimde kalır Buse'cim. Çok güzel çünkü oynamak çok güzel ama birazcık, bir miktarcık da slime yapmak istiyorum. Buse ne olur bana kıyma Buse'cim. Ah, ah, geldin mi? Yaramaz evet. Tamam. Hem de şu glitter kabın içine yapacağım, evet. Bu kadarcık zaten harcayacağım, bak bu kadar. Bir parça kinetik kum ve üzerine A101'in tutkalını ekliyorum. Slime mi olacak şimdi bu? Deneyeceğiz. Hadi şu ojeli kürdanımızı kullanalım. Biraz da tıraş köpüğü istiyorum Buse. Getirmiyorum. Getir Buse. Başka köpük de olur. Ne olur mesela? Saç köpüğü olur. Yok yok, ben en iyisi tıraş el köpüğü olur. Ay arkadaşlar, çok mutluyum. Slime yapıyorum. Crystal Bunny oyun kabını kullanıyorum. Kızmıyorsun değil mi? Bir miktar tutkal ekledim kinetik kuma. Karıştırıyorum.
Geçenlerde yapmıştık arkadaşlar, evet. Kinetik kumdan borakslı slime oluyor. Deneyeceğiz. Tıraş köpüğü geldi mi? Geldi ama ben sıkarım. Hadi bakalım. Şuna bir parçacık sıkar mısın lütfen? Ay, ulaşamıyorum şu anda size. Şuradan aşağıdan ulaşabilirsin. Şunu da alalım, çıkartalım. Yeter. Yani ben olsam yetmezdi. Evet, ben olduğum için yeter anneciğim. O yüzden sen dökmek istedin. Tabii ki de. Bana güvenmediğin için. Çok kullanacağım diye. Evet. Biraz zorlanıyorum arkadaşlar, evet. Biraz zorlandığım doğrudur. Bak, gördün mü? Bakar mısın Musa'cığım ya? Tıraş köpüğü, sihirli misin, nesin ya? Anneciğim, bu tarifi nereden buldun sen ya? Kendim. Aa. Evet. Borak suyu da hazırlamıştım. Bir baktım, aa, slime oluverdi. Borak suyu hiç gerek kalmadı. O yüzden arkadaşlarıma müjdeyi verdim. Arkadaşlar, deneyenleriniz var mı? Kinetik kum, tıraş köpüğü ve neydi? Tutka. Bu üç malzemeden muhteşem güzel bir slime oluyordu. Oynamalara doyamıyoruz. Musa'cığım bir görsen. Bu benim ikinci denemem. Anneciğim, şu an bir moralim bozuldu. Sebep? Arkadaşlar, ben şu an kameranın arkasında oturuyorum ve elimde Bohem Barbie Look bebeği var. Yani festivale giden kız vardı ya. En sevdiğim, evet. Onu ne olmuş? Onu inceledim de. Bir şey mi eksik? Bir tane tırnağın ucu sürmemişler ya. Aman böylece... tek eksik olsun Allah aşkına, bir dur. Böyle... O kutu bize paramparça geldiği için Buse'cim, ben içinden parça eksilmiş olabileceğini düşündüm. Aslında onda ucu sürmemiş herhalde. Hayır, sürmemişler canım, fabrika hatası. Bir de Barbie'sin değil mi sen yani? Evet. Koskoca Mattel'sin yani. Evet, Buse'cim slime'ımız hazır desem ne dersin? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir slime var mı ya? Bakın, oldu bile. Slime yaptık. Evet, süper kiti. Gör gör kumun ne hale geldi. Harika oldu, harika. Üçünüze de yeter bu. Oynamak isteyen var mı? Ben. Çok güzel değil mi? Bak, ses bile çıkarttı. Hay seni Allah'ım yarabbim. Minnacıksın ama. Ses bile çıkarmaya çalışıyor ablası. Ya şimdi ne dersin, hepsiyle slime yapalım mı? Hayır. Neden? Hayır. Sırf seni ikna etmek için uğraştım. Musa'cığım, ben bu minnacık slime'la ya. Dünyanın en minik slime'ını yaptık ya. Böyle bir şey var mı? Sadece 3 malzemeyle sakız gibi, bakın şu bir Big Bubble sakız değil de ne. Gerçekten ya, ağzım çiğnemek istiyorum şu anda ya. Gerçekten bir sakıza benzedi. Yoksa bir marshmallow değil de ne. Kopuyormuş ama kopabilir yani, çok normal. Koca koca slime'lar bile kopuyor, senin kopmaya hakkın var zaten ama bu kadar güzel de olunmaz ki ya. Kum sesleri geliyor. Ya. Çıtırtılar geliyor. Ya böyle bir şey Buse'cim ya, inanamıyorum. İpek gibi dokunması, o kadar güzel ki. Arkadaşlar, evet, tekrar ediyorum. Daha önce de söylemiştim. Israr ediyorum. Bu slime tarifini yapmanızı mutlaka istiyorum arkadaşlar. Yapıp benimle sonucu mutlaka paylaşın lütfen. Ay, bu kum olayı var ya. Of, çok güzel. Zaten geçen gün gittim. Nereye gittim hatırlamıyorum. Bir yere gittim, sordum. Şu harika kanatlar kinetik kumu nereden almıştım Buse'cim? Neyse, unuttum. Oraya gittim, bir tane bile kalmamış. Hepsi satılmış çünkü fiyatı çok uygun ve muhteşem güzel arkadaşlar. Çok güzel. Tabii kinetik sent de olabilir. Ne isterseniz kullanın arkadaşlar. Mutlaka kinetik kum alın. Ucuz pahalı demeyin. Slime yapın. Ama boraksız hem de. Ama slime yapacaksanız tabii ki de ucuzunu alın arkadaşlar. Harika bir slime'ım oldu. Evet, bu videoda ne yaptık arkadaşlar? Lolpets'imizin, yani geçen hafta açtığımız Lolpets'in kumunu incelememiştik, açmamıştık. Bu videoda hayvancıklarımla beraber. Şu anda 3 tane hayvanım var ama hafta içinde onların sayıları artacak. Bunu da şimdiden söylemiş olayım arkadaşlar. Yeni yüklediğimiz videoları kaçırmamak istemiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olun. Videolarımızı mutlaka beğenin arkadaşlar. Evet, motivasyonumu artırmak için videoların beğenme sayısı beni çok mutlu ediyor. O yüzden sizlerden videolarımı beğenmeden çıkmamanızı istiyorum. Anlaştık mı arkadaşlar? Hepinize kocaman kucak dolu sevgiler. Hepinizi çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Evet, bizim konumuz kumdu. Kumdan başka her şey yaptığımız zannediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, bu videoda kinetik kum incelemek için geldim. Bu videoyu sizlere bunun için hazırladım ama onun dışında kumun içinden çıkan kitiketin ayakkabılarını değiştirdim. Ve kumdan muhteşem güzel minnacık minyatür bir slime yaptım. Uzuyor. Evet, orada bir şey gördüm Buse'cim, onu da gösterelim arkadaşlarımıza. Çok fark arkadaşlar, size bir şey göstereceğim. Geçen haftalarda yaptığım harika bir çalışma vardı. Buse'cim gel, ona yer açtım ben, şuraya koyabilir misin? Şok olmaya hazır mısınız arkadaşlar? Benim lol kızlarımın plajlı hale gelmiş. Çok karanlık Buse'cim. İşte bakın, denizimiz çekilmiş. Eyvah, karasal iklim. Arkadaşlarımıza sordum ben Buse'cim. Evet, bir coğrafya sorusu size arkadaşlar. Suların karadan çekilmesinin ismi nedir? Bu karadan değil, bu bildiğin yerlerden çekilmiş. Evet. Yani buharlaşmış. Nereye gitti acaba buharlaşan sular? Başka bir yere mi yağıyor acaba yağmur? Biraz da buraya yağsın, benim bebeklerimin denizi gitmiş ya. Neyle oynayacak bu kızlar? Arkadaşlar, bu arada bakın, slime'ım kurumuş. Evet. O yüzden böyle bir... Ne dersiniz? Buraya yeni bir slime yapalım mı? Evet.
Muhteşem güzel olmaz mı? Şeffaf slime denemelerine devam arkadaşlar. Bu aralar şeffaf slime'ım çok da güzel olmuyor ama bu sefer daha deneyeceğim. Evet hadi bakalım kızlar siz gidin. Videomuzu artık bitiriyoruz. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın. Slime'ım nerede ya? Anne, bir geri gelmesen olmuyor zaten. Bir hoşçakalın. Ama slime'ım çok ya. Güzel. Çok güzel slime'la veda etmek istiyorum arkadaşlarıma. Evet arkadaşlarım, eğer bu slime tarifini yaparsanız mutlaka beni haberdar edin. İyi haberlerinizi bekliyorum. Tekrar hoşçakalın.